Sevmeyen var mı? Var mı acaba? Hiç duydun mu ben çikolata sevmem diyen birini? Çikolata sevmeyen birini duymadım ama ben mesela çok ağır yaş pastalarda çikolatadan çok meyveli tercih edenlerden. Ha, enteresan. Ama böyle krema mı? Evet, krema ha. Herhalde. Ama böyle bir tart, güzel çikolata soslu bir tartı hiçbir zaman hayır demem. O her zaman çok lezzetli ve güzel gelir. Ay harika. Bugün de bu sebeple galiba benim sevdiğim bir tatlıdan yapacaksın. Evet. Yani çikolatalı. Çünkü evet. Ben gerçekten çikolata severim. Ve çikolatanın da gerçek şu kadar bir parçası eğer güzel bir çikolataysa yetiyor. Böyle fazla ve tatlı ihtiyacınızı kesinlikle karşılıyor. Kesinlikle. Peki biz çikolata severler için bir kek yapacağız bugün. 2 tane yumurtası var şu an gördüğünüz gibi. Yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı süt, sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, kakaomuz var ve kremamız var. Kremayı zaten koymuş şu anda Meltem abla. Bitter çikolatayla erittin mi onu? Evet, bitter çikolatayla erittim. Beni ama hep vakit olarak sıkıştırıyorlar ya. Önceden erittim ama nasıl erittiğimi de göstereceğim. Tamam, anlaştık. Hazırı da var. Evet ve daha sonra çiçek bir poğaça yapacağız. Çiçek gibi. Ay bugün birazcık bilmiyorum Meltem abla, muzur şeyler var biraz mutfakta. Biraz kalorili başladım herhalde. Evet bugün, olsun Cuma'da ama hafta güzel sonu herkes yer. Evet, hafta sonu hele cumartesi pazar sabah kahvaltısı için bence bu hazırladığımız poğaça çok lezzetli ve çok güzel bir poğaça olacak. Şimdi ilk önce kekimi yapmaya başladım. Kekimi yaparken önce yumurtamı çırpıyorum. Şöyle güzelce. Birazcık çırptıktan sonra içine şekerimi ilave edeceğim. Sonra sıvı malzemeleri yani süt gibi, zeytinyağı gibi sıvı malzemeleri ekledikten sonra kabartma tozumu ve vanilyamı ekleyeceğim. Unu muhakkak kek yaparken eleyerek kullanıyorum ki gözenekli kabarsın, kabarık ve güzel bir kek olsun diye. Peki. Şöyle güzelce çırptım yumurtamı ve şekerimi ilave ediyorum. Bu elle çırpma ve mikserle çırpma arasında bir fark var mı? Daha mı çok kabarır mesela? Aslında şöyle bir şey. Bunu çırparken ilk önce yumurtayı mikserle, sonra şekeri mikserle çırptıktan sonra diğer katacağınız malzemeleri elinizle çırpmanız lazım. Çünkü o mikserin vermiş olduğu kabarıklığı elle söndürmeden hafif hafif karıştırarak daha kabarık, daha pufidik, daha gözenekli bir kek elde edebilirsiniz. Şekerle de iyice karışması lazım. Hani diyorlar ya bir keki 10 dakika 15 dakika iyice çırpın diye. Evet. Aslında oradaki amaç içine konan şekerin erimiş olması. Erimiş olması. Mesele aslında bu, değil mi? Mesele iyice bu. Çırpın, şekeri iyice eritin ve bütün malzemeler birbirine mümkünse iyice geçiş yapsın. Evet. Ben şimdi niye mikserle çırpmıyorum? Seninle güzel sohbet edemem diye. Evet, aynen öyle. Ama ben yardım edebilirim sana istersen. Şöyle yardım isteyeceğim. Poğaça yaparken de isteyeceğim. Zevkle. Belki kremasını yaparken, üstünün kremalı sosunu yaparken yardım edersin. Sütünü ilave ettim. Hemen sıvı yağını ilave ediyorum. Biraz daha çırpıyorum bu şekilde. Sonrasında da kabartma tozu ve vanilya. Mesela şunu yapabilirsiniz. Evde vanilya yoksa kekin içinde kakao kullanıyorsanız o zaman vanilya koymanıza gerek yok aslında. Kakaonun lezzeti yeterli oluyor. Evet. Ama varsa vanilyanın tabii ki kendine has bir aroması ve güzel bir lezzeti var. Bulunmasında fayda var. Yok diye üzülmeyin. Üzülmeyin. Harika. Pekala. Şimdi öncelikle bu kekin tabanını görüyorum burada. Bunu daha önce hazır mı daha aldık? Önceden yapıp hazırladık tabanını. Çünkü o kekin nereden baksan bir 15-20 dakika pişme süresi var. Aynen. O pişme süresi yetişmez düşüncesiyle önceden hemen keki hazırladık. Fazla kabartmadın keki çünkü üzerine çikolata kaplı bir şey yapacaksın. Evet, bir tart yani yapmış olduğum ölçü aslında böyle bir tart kalıbı için. Evet. Büyük miktarlarda değil, zaten bir bardak unla yapacağız ki çok kabaran bir kek istemiyoruz. Bu biraz böyle tart görünümünde bir kek olsun. Şimdi bütün malzemelerini karıştırdım. En son ununu ilave ediyorum. Onu da güzelce çırpacağım. Ve tabii ki kakaosunu unutmayalım. Evet. Kakaosunu da koyduktan sonra şöyle alttan iyice topaklanmasını engelleyerek çırpacağım ve hazır. Evet. Ne zaman olacak diye bekliyordum onu. O kadar artık bilek kuvvetiyle. Bu bizim umurumuz ama bunu bırakmıyorum hiçbir şekilde. Çok lezzetli oluyor öyle yaptıkları. Var mıdır mesela mutfakta vazgeçemediğin bir eşyan, ay bu bana çok iyi gelir, elim çok alışır. Yani eski ama atamazsın ya bazı şeyleri. Var, bir tanesi anneannemin turunç havanı. Gerçekten. Onu hiçbir şekilde atmam, çok severim. Bir tane hamur sıyırma bıçağım vardır şöyle. Evet. Mesela onun ucu kırıldı. Onu atmaya kıyamıyorum. Bakar kullanmıyorum mi? Ucu kırık evet. diye. Abla bunu atalım mı filan diyorlar evde yardım ederken. Diyorum ki yok o dursun. Ay. Niye atmıyorum bilmiyorum. Atamıyorsun. Şey, evet, duygusal bağ kuruyoruz bazen eşyalarımızla. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. 32 yıllık cam tencerelerim var. Bakar mısın? 32 yıl kullanmışım. İnanılır gibi değil. Hala pırıl pırıl. Hala pırıl pırıl ve kullanıyorsun. Ay çok tatlısın Meltem ablacığım. Pekala. Çiçek poğaça gelecek bundan sonra. Hemen malzemeleri hazırlamak isterseniz size önden söyleyeyim. 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı su, tuz, toz şeker, mayamız var yine bir paket, 4 su bardağı un, 1 su bardağı çekirdeksiz yeşil zeytin mi? Oo, evet. Çok güzel. 1 su bardağı da çekirdeksiz siyah zeytin. Çok lezzetli bir poğaça olacağı benziyor. İsmi çiçek poğaça. Meltem ablam gibi çiçek güzel bir şey olacak. Çok yapımı son derece güzel ve lezzetli bir poğaça. Aslında hangi şekli versen güzel olacak bir poğaça. Ama böyle çiçek şeklinde olması herkesin hoşuna gitti. Bak şimdi koymuş olduğum harcın azlığına bakar mısın? Evet Meltem abla. Bu zaten kabardığında ancak o kadarcık olacak. Şöyle iyice sıyırmaya çalışıyorum malzemelerimi. Bu güzel bir kek ölçüsüdür. Ama normal kek kalıbında yapmak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz malzemelerin 2 katını kullanın ki biraz daha etlicene bir kek olsun. Harika. Şimdi. Allah. Şöyle kenara aldım. Evet, onun kenara aldığın şeyin tadına keki acaba sunucu bakabilir mi? Şöyle keki oturtuyorum. Tadına bakabilir mi acaba? Bak bakayım nasıl tadı. Allah'ım. Güzel değil mi? Hmm. Yani bir çikolata severe verilebilecek bir şey. Ay, çok güzelmiş lezzeti Meltem abla. Şöyle buna başka ne gelecek? Şimdi bunun üstüne bir de çikolata sos gelecek. Ben yine geçen gün yapmıştım ya çikolatayı. Gerçekten çok güzel. Mutlaka deneyin. Dibini de bırakmayın. Yazık olmasın. Ziyan olmasın değil mi? Aynen. Şimdi burada çikolata sosum var. Evet. Çikolata sosumun nasıl yaptığımı göstermek için hemen şöyle bir paket krema alıyorum. Evet. Kremamı güzelce şöyle ocağa koydum. Evet. Hatta altını kapatabilirim yine. Çünkü sıcak. Tamam. Ve içine çikolatalarımı atacağım. Ay. Normal sütlü çikolatayla yapabilirsiniz. Bitter çikolata yakışıyor. Bitter çikolatayla yapabilirsiniz. Bu zaten eridiğinde ve iyice karıştırdığınızda bu başlı başına nefis bir sos. İster dondurma üstüne dökün, ister pasta üstüne dökün. İşte şimdi bunu karıştırırken senden yardım isteyebilirim. Zevkle. Evet. İşin en güzel kısımları hep beni buluyor gördüğünüz gibi. Çok şanslıyım. Ay canım sen ne istesem yapıyorsun prensesim. Şimdi kekin fırına gidiyor efendim. Evet. Normal kekten biraz daha kısa bir sürede pişecek. Yaklaşık 20 dakikada bu muhteşem bir hal alacak. Şuraya kadar kabaracak. Fıstık gibi şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kek olacak. Hazırlamış olduğunuz sosu da üzerine dökeceğiz. Allah. Sonra evde ne varsa süslemek istediğiniz herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. Doğum günü pastası niyetinle bile ikram edebilirsiniz. Ay. O kadar keyifli. O kadar keyifli, evet. O kadar da iddialı diyorsun Meltem abla. 160 derece, yalnız derecesini de söyleyeyim. Tamam. 160 derecede 20-25 dakikada çok güzel bir kek olacak. Aynen. Şimdi önüme biraz